Lastik Park'ın katkılarıyla tozlu garajdayız ve bulunduğum yerde tam 14 tane Toros var arkadaşlar. Zamanında kullanılmışlar, buraya koyulmuşlar, açıkta bekliyorlar. Biz bu araçlardan en iyi durumda olanı çalıştırmaya gayret edeceğiz. Araziye çıkarmak istiyoruz. Sağda solda bir sürü Toros ve işte Renault 12 bazlı araç var. Dacia'nın da bu modeli. Yanındaki Toros. İşte şurada dipte bir tane gri var. O bizim Renault 12'lere pek benzemiyor. Yine bir farklı bir versiyon gibi ya da bir ara versiyon. Burada var. Bunlar biraz yıkık. Bunların durumu çok iyi değil gerçekten de. Şöyle bakınca. Hepsi de station. Şurada bir tane Renault 12 TX var tahmin ediyorum. Bakın. Dacia'lar, Dacia'lar. Toroslar esas eli yüzü düzgünler diğer tarafta. Bu fena görünmüyor mesela. Gözüme kestirdiğim araçlardan bir tanesi bu. Şu dipte bir tane var. O iyi görünüyor. Nispeten daha iyi tabii. Bunlar dediğim gibi 15, 20 yıl, 25 yıl bazıları bu şekilde uzun süredir dışarıda kalmışlar. İşte farları sökülmüş. Orası burası gitmiş. Açıkta yıllardır yatıyorlar. Bir bu hoşuma gitti, bir de daha demin gösterdim. Bir de bunlar 2000 model olması lazım. Yeni tipler. Bunların işte Toros yazısı yeni tip. Bir de LPG takmışlar. Böyle. Bu fena değil. Şurada ağaç dibinde de varmış bir tane. Bunu görmedik ama bu da eski tip. Burada böyle bir tane var. Ama bunun köşeden kötü yemiş. Çok eksiği var. Panjuru falan iyi durumda da. Şurada var. Bu çok kötü. Sarısı. Burada iki tane var. Bunların tekerlerini sökmüşler. Biri o yeni modellerden renkli camlı, biri normal. Yani toplamda bayağı bir araba var. Toros grubunda ve Renault 12 anlamında. Biz kafamıza iki tane aracı koyduk. İlk olarak o en iyi durumdaki duvar dibindekinden başlayacağız denemeye. Eğer olursa, çalışırsa onu. Yoksa o yola biraz daha yakın olan bir tane yine renkli camlı olan vardı. Onu deneyeceğiz. Mehmet Şef, bulmuşsun anahtarı. Evet evet, bu yedek anahtarı. Bunlar fabrikadan geldiğinde birer yedek anahtarları vardı. Bu bende olan yedek anahtar. Çalışacak mı? Çalışır. Bunu seçtik. Çalışır. At motorum, tak anahtarı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım, motor budur. Mehmet abi hiçbir şey bırakmadı ortada. Dur bakalım. Bayağı bakalım. Kontak mı açık? Bütün kontak açık. Aman. Motor çalışacağım diye şey yapıyor yani, gayret ya, gösteriyor. Ben çalışacağım. Bunun içlerine yakıt varsa bile hiçbir özelliği kalmamıştır. Kalmamıştır. Yağmur çok iyi. Çok güzel. Aha. Yok. Depodan buldun. Dinamoya tıklamaca. Arılara bak. Mehmet Şef ne yaptı? Bahçe. Olmadı. Bunu mu deneyeceğiz şimdi? Evet. Yani ondan sonra en iyi durumda olan bu mu? Hepsi öyle, hepsi iyi durumda ya. Bu bizim araçtan hangisini akü takarsan marşına bas çalışır. Sorun yok. Evet, bunda da durum bu arkadaşlar. Bakın. Yağına bakalım abi. Yağına suyun abi bak. Ya. Suyu yok da yağına. Yağından hayır gelmez ama neyse. Var. Ya. Var. Bunun yağı daha iyi var. Yok yok, yağ temiz. Onun yanından daha güzel renkli. Anahtar üzerindeydi Musi. Evet. Elektrik geldi. Bu da renkli camlı, güzel. Ya her şey çalışır bu arabalar, yeni araba ya. Hepsinin dinamosu yoktur. Aha. Ne oldu? Şikey çek, şikey. Evet. Biz şimdi şöyle yaparız Mehmet Şef, şunları falan iyilerini de değiştiririz. İşte şeyleri kötü, lambalar falan çok kötü durumda, onları değiştiririz. Evet. Bir şekil bir hizaya sokacağız artık, ne yapalım, evet, evet. Değil mi? Bir aynası yok, sağ ayna yok. Kaporta olarak öbürü daha iyi durumdaymış dediğin gibi. Arka tampon birazcık sıkıntılı. Evet abi, şaşal var mı? Bu nasıl benzin abi lan? Abi o beklemiş bir benzin. O beklemiş. İçinde de
şey var, enjektör temizleyici var. Sürpriz bir projenin deposundan çıktı. Öyle söyleyeyim. Burada değerlendirmek üzere getirdik. Nasıl olsa dedim, bunda işe yarar, sorun olmaz. Bir tanesi 10 gün kadar sürer. Karbüratör. Evet, marşal kim basacak? Evet. Patlaması tırsa. Ver coşkuyu. Mehmet Kaptan. Hayda. Daha demin basan şey şimdi basmıyor. Ha. Ha. Çok güzel. Güzel güzel. Dur. Bas sen bas. Yürü hale geçirelim. Şurada bir tur atalım ya. Bu çalışır. Lastiklerini şişiriyoruz. Lastikler çok kötü durumdaydı. Bunlar değişecek dediğim gibi. Hüseyin abi şimdi radyatör sıvısının hattını ayarlıyor. Soğutma hattını. Önceden burada ne vardı? Cam şişe vardı ama sonra bu son modellerde plastiğe döndü. Plastiğe döndü. Renge bak. Harika bir altın renk. Ya. Altın eski renkliymiş ya. Bir çalışıp da yapması lazım. Bas abi. Dur, benzin atıyordu. Dur. Şey, kelepçede mi? Evet. Yok yok, her tarafı çürümüş bu. Her tarafı. Ben o zaman evdeyim ben. Değiştirelim diyorsun. Oo. Gel. Hortum. Evet bakın, hortum bulduk. Hem de maşallahı var. Ha vallahi. İyi, fazla sertleşmemişler. Evet. Oldu mu abi? Yenisi tamam. Onu sıkıyor musun abi? Bas. Evet. Hadi gözüm aydın. Efsane Toros kendine gelmeye başladı. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi. Hey maşallah, dağların keçisi. Kayış sesi geldi. Muhsin abi arabayı açıyor. Nasıl? Süper abicim. İyi mi? Abi, araziye hazır mıyız? Araziye hazır mıyız? Ortalığı yırttırıyorum. Şuna düzgün bir depo kapağı. Bir de abi şu şeyleri ayarlayalım ya. Hey. Lambalarını. Muhsin abi elini yüzünü düzeltiyor Toros'umuzun. Şimdi bir tane de panjur ayarlamak istiyoruz aslında. Şöyle kırık bu tarafı taktı bakın. O zamanın güncel logosu var. Bu. Ama çekici geldi. Hüseyin abi çalışıyorken bir yandan lastik inmiş yalnız sanki yine. Diğer taraf nasıl merak ettim. Toros güle güle, seni artık pırıl pırıl yapıp araziye sokuyoruz. Dağların keçisi. Zibar Çankaya'ya getirdik aracı. Yüzler pek gülmüyor gibi sanki. Tabi İbrahim, her zaman Cadillac mı alacaksın arkadaşlar? Yok artık işimiz Toros önünde. Sen bize şimdi şöyle bir yanlış yaptın bence. Tozlu garaj dedin. Bunu akvaryumdan, yosunlu garajdan çıkartmışsın. Bak. Nerede yosun var? Ben abi, öyle bir şey görmedim. Bak abi, buraları hep yosun. Erdem Bey yanlış mıyım? Hakikaten ha. Bak orada biz bununla ilgilenirken görmedik. Yosun varmış tabii. Şurada. Yosun tutmuş araba. Erdem buradan palamut çıkarttı daha dedi. Balıkları öbür tarafa attık. Şuraları da gösterir misin? Yok artık be. Burada da varmış be. Hiç bak. Ben bagajı bile açmadım. Şu hale bak. Bagajı ilk ben açtım zaten. Açarken evet, bayağı zorlandım. Bayağı zorlandın. Bir dakika, bir saniye lütfen burada duralım. Erdem Bey, hemen boyayı ölçer miyiz? Hemen boyayı ölçelim lütfen. Evet, Erdem Cadillac'tan boyayı çok güzel ölçmüştü. Bayağı bir şuraya. Orada linç edin. Erdem Bey. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? O bir sadece küçük bir tartışma konusuydu. Kesin bir şey demedik. İddialı mısın hala bu konuda, değilsin galiba? No, no, tamam, kesinlikle. Zaten bir de buna baksana. Erdem Bey, boyayı ölçer misin? Bu araba
Şu anda 44 bin kilometrede ama biliyorsun bunlar 5 haneli. İnsanlar şunu diyebilirler ya kesin dönmüştür. Ama ben sahibiyle konuştum tozlu garajın. Dedi ki bunların hepsini biz aldık sıfır o zaman için 140-150 tane almışlar. Ve de ondan sonra bunları belli bir süre kullanıp koymuşlar oraya. Ve de kaç çıkıyor genelde? Mesela tavandan. Şu anda 110 ile 90 arası tamam. Orijinal görünüyor. Şey devam, değil, devam. Burada 131 diyor. 89 yazıyor. Bakın 74. Arabanın bütün boyası orijinal bence. Arkadaş üzerinde tabaka oluşmuş ama bakar mısın? Yok. Ama araba sana kesin kötü boyası. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Airbag açmış bu araba. Airbag açmış. Bak. Bak. Airbag açık. Evet. Günün bombası geldi. Airbag açmış. Airbag açmış bu araba. O yüzden yapacak bir şey yok. İçini de göstereceğim detaylı bu arada. Şu anki durum bu. Bakın arkadaşlar. Kilometre 44.000'de. Hadi derseniz bence ki içini, dönmüştür dönmemiş. İçini güzeltik. Onu söylediler açıkça. Son halini arkadaşlar çok merak edebilir. Valla şimdi sen gördün. Gerçekten kabus görmüş gibi oldun. Erdem Bey'in sihirli ellerinde nelere dönüşeceğini. Ben de merak ediyorum. Göreceksiniz. Koltukları söksek elimizde kalır mı? Valla olabilir. Hiçbir bilgim yok. Ama istiyorsan sökelim o kadar hevesliysen. Yani bana uyar. Ben şu hareketten sonra koltukları sökmeyi bıraktım. Bak şimdi şurayı çeker misin? Bence sökmeyelim. Hayır şeyden dolayı hepsini sökeriz bir tane kalır o da yalama olur. Ondan sonra deliririz burada hep birlikte. Değil mi? Yani sonuç olarak bayağı bir işimiz var değil mi? Bayağı. Biraz ama motorda, bayağı. Motora bence doğrudan suyla girmemiz lazım. Artık bu elektronik bir motor da değil. Şu distribütörü sadece kapatıp. Distribütörü kapatıp. Evet. Aküyü. Başka türlü adam olmaz. Aküyü çekeriz. Aküyü çıkartırız. Komple. Hani espri var ya yıllarca yapılan. Bodoslama gireriz. Kaputu açmışlar, aküyü çalmışlar işte o bu. Evet. Evet. Evet İbrahim hadi. Ver coşkuyu. 1.90'lık adamı soktun kutuya. Hakikaten 1.90'lık adam nereye? Maşallah. Sese bak sese. Hadi bakalım yıkamaya şimdi. Abi şu sinyali bir tutar mısın ya? Sinyal vereceğim de. Sinyal vereceğim. Ayıpsın kardeşim. Sinyal tutsana. Ama motora sıkmasak mı acaba ya? Neden? En son buharla yapalım. Ya onun buharlık hali mi kalmış? Arabanın zaten motoru gitmiş. Evet şimdi motor yıkaması başlıyor. Aküyü aldık. Ondan sonra distribütörü de kapattık. Yani bildiğiniz tazyikli suyla gireceğiz işin içine. Buram buram okyanus kokuyor. Alıyorum. Buram buram okyanus kokuyor. Geliyor. Yosun kokusu geldi. Ne kullanıyorsun? Bildiğimiz genel amaçlı temizleyici mi kullanıyorsun şu anda? Diğer videolarda da kullandığımız hem yağ çözmeye yarayan hem de yüzeyi çok iyi temizleyen genel amaçlı değil de dış genel amaçlı diyelim. Yani asla içinde kullanmadığımız bir ürün. Yağ çözmesine rağmen kil temizliğinde bile yüzeyi daha iyi toplaması için kullandığımız bir ürün. Hmm. Normalde bu tarz temizleyiciler kil gibi malzemeleri bozarlar. Bu ürünün en büyük özelliklerinden bir tanesi pH çok düşük bir yağ çözücü olduğu için herhangi bir şekilde bir bozma vesairesi hiçbir şey olmuyor. Asit, kostik ve benzeri malzemenin hiçbirini kullanmıyoruz. İnsanlar hep ben bakıyorum ya bastı kostiği mostiği falan yok, diye köpüğü gördü mü diyor ya. Toros dediğin araba Türkiye'nin tarihine damga vurmuş araçlardan bir tanesi. Ne bir de şey 90'lı yılların şey arabası bu. Tabii. Polis arabası. Kullanılan arabaları yani evet. Polislerinki şeydi ama sedan. Sedandı. Bu station wagon. Aynen station. Beyaz Toros. Ay beyaz Toros bir de şeyleri vardı. Cam filmleri vardı. Aynalı cam filmleri vardı. Değil mi? Aynen. Onlar sivil polisti. Ben eskiden şey vardı nüfus sayımlarında biliyorsun sokağa çıkma yasağı oluyordu. O beyaz Toroslar gezerdi bizim sokakların arasında. Meşhur beyaz Toros yani. Tabii tabii. Bir de şey vardı böyle arka spoiler'ı vardı siyah plastik. Şimdi o sağ ayna olmayan arabalarda eskiden yoktu sadece solda vardı hatta bir dönem hiçbirinde yoktu. Sağ aynanın olmadığı araçlara işte insanlar sağ ayna takarlarmış böyle bu tip işte Amerikanlarda olsun işte Renault 12'lerde olsun polis arabalarına takılmazmış oradan anlarlarmış. İşte sağ aynası olmayan arabalarda bu polis ben derlermiş onu... aynasız derlermiş aynasız lafı
Aslında buradan geliyormuş. Öyle bir şey var. İnsanlar alıp taktırıyormuş ama emniyet o zaman taktırmıyormuş. Oradan mimliyorlarmış. O ilginç bir detay. Sen bu motoru daha sonra swaplayıp sökme falan planın yok değil mi? Bu biz şimdi amacımız şu İbrahim. Biz bu arabayı sadece lastiğini kuvvetlendirerek ve düzgün bir şekilde yürür hale getirerek mekanik anlamda araziye çıkartacağız. Çünkü Toros biliyorsun Renault 12 dağ keçisi denir bu arabalara. Evet. Bu önden çekişli haliyle takır takır her yere çıkar. Neden? Hafif bir araba. Motor önde. Önden çekiş. Kemikli mekanik bir araba olduğu için öyle kolay kolay bir yerde kalmaz. Yanlış bilmiyorsun. Ben bizim köyde görmüştüm. Bu arabaların tekerleklerine traktörlerin ön tekerlekleri doğru var ya. Yönlü tekerlek. Aynen. Sadece aynen. O yönlü lastiği dişli takıp, dişli lastiği takıp devam ediyorlar. Hani giremeyeceği bir yer yok. Gerçekten. Veya zincir tak bu arabaya, her yere girip çıkarsın. Biz de araziye sokacağız. Kara sokacağız. Şimdi bu araba suyun, sıcağın, soğuğun, ıvırın zıvırın altında tozun. Ne istersen artık şey olmuş yani. Ama işin yıplanmış. Güzel, güzel tarafı ne? Aküyü değiştirip kontağa basıp çalıştırdım. Bitti abicim bu. Bu Toros bu yani. Çok aşırı mekanik. Yani böyle bir araç olduğu için ülkemizde bu kadar popüler oldu. Adeta yani Toros dediğiniz şey maymuncuk. Bu da alttan çıkanlar. Distribütör söküldü. Daha doğrusu işte poşetini söktük. Bakın orası pis duruyor şimdi eski. Bak dörtlerde iş yok. Cam restansı aktif. Çakmağını çalmışlar ya. Fan üflüyor şu an. Fan üflüyor mu? Şu an bütün 20-15 yılın tozunu üflüyor sana. Arılar falan var bak şurada, gördün mü? Çal sesini galiba. Baksana arılar marılar. Sesi duyuyor musun canım? Evet. Ooo kolu. Kolu da güzel. Bakalım nasıl çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Motor bayağı güzel çıktı. Daha da işlem de yapılacak motora. Ama şimdi köpükleyip ondan sonra bir güzel yıkayacağız. Kaba temizlik tamam. Şimdi ne sıkıyorsun Erdem? Bu yüzeyde kullandığımız yağ çözücü malzememiz vardı ya. Hani ha, tamam onu. Kaportayı böyle eldivenle ovalayarak güzelce tortuları temizleyeceğiz. Evet, deponun Erdem olduğu yerdeki kısım da çıkıyor. Bu jantlara bir şey yapmıyor o zaten. Bence yapmalısın. Lastik taktaki arkadaşlara selam olsun. Evet, selam temiz olsun. Temiz çalışsınlar. Elimiz tek isteğimiz o. Burayı da daha başka çözücüyle hallederiz. Muhsin abi de geldi. Şimdi sağ aynayı takıyor. Belki panjuru takacağız. Bu arada fitiller o kadar kötü olmuş ki bütün siyahlıklarını çürümüşler. Ha. Bakın her yerine verdi. Felaket. Toros panjuru. Bu. Onun kapağı olacak Bahattin, kapağında. Bütün fitiller kimyasalı yiyince nasıl çözüldü? İşte yıllar boyu güneş altında, karda, çamurda kala kala ölmüş artık fitiller ve durum bu. Şimdi oradan bak ya, ne düştü bak. O ne? Petek. Değil mi? Evet, kaldır bir elinde şey yapsana. Aynen. Senin eldivenin var. Bak bak bak. Her yerine vardı zaten böyle petek. Bu arabaları 15-20 sene önce, 17 sene önce falan DSD'de kullandık. DSD'de sözleşmemiz bitince TEDAŞ'a, TEDAŞ'ın işini yapıyorduk. TEDAŞ'ta kullanmaya başladık. Ondan sonra da çektik yani. Çok arabaları da az kullanılmış. Az kullanılmış. LPG için takıp çekmişsiniz böyle. Aynen değil öyle mi? Oldu. Tarih onu gösteriyor. Fazla yakıyor diye LPG taktırdık. LPG'yi takan da benim yeğenimdi zaten, İsmail. Öyle mi? Evet. Peki kaç tane almışsınız bu arabadan toplam? Bundan
yüzlerce vardı yani. Yüzlerce. Sizde 302'lerde vardı. Ondan kaç tane vardı? Ondan 42 tane vardı. 42 tane 302'niz vardı. Vay be. Şimdi bütün aracı bildiğimiz kil temizliğine devam ediyoruz. Evet, kil temizliğiyle. Ama gördüğünüz gibi arabadan böyle beyaz. Evet, evet, evet. Çünkü mühendik gitmiş boyayı alıyor. Göster istersen bak. Ya, evet. Şimdi bütün araca bu işlemi uygulayacak. Beyaz güvercin oldu. Değil mi? Beyaz ama güvercin. Ama bayağı açıldı. Çok açıldı. Sen ne diyorsun ya? Araba kendine geldi. Duruladın. Şimdi kuruluyoruz. Her şeye rağmen 15 yıl açıkta kalan araba yine de çok iyi durumda. Öyle ya da böyle parladı. Felaket durumda. Ha, o depo şey işte, onu takalım. Bizim getirdiğimiz olmadı. Bakalım tavan halıları falan nasıl çıkacak. Kötü de bakar mısın? Bayağı iyi yani. Bayağı bayağı iyi görünüyor. Temizlendikten sonra düşünemiyorum yani. Koltuk kılıfları falan da öyle. Kötü değil arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Sadece güneşte durmaktan artık böyle esnemiş. Şurada bir delik var. Sigara deliği. Bir de buraya bakalım nasılmış. Yalnız paspas orijinal. Orijinal o. Orijinal paspas, tabii tabii. Halılarda durum bu. Ama kötü değil. Yani öyle çürüme mürüme yok halılarda. Bence güzel çıkacak. Şeyi bir açsana. Bak. Kaputu bir aç. Erdem Usta ne yaptın? Maske falan takmışsın bu sefer ha. Benim alerjim burada delirir. Öyle mi? Aynen. Aa, o yüzden. Ver coşku. Şey de var, termal da var. Ya termal bile çıktı koltuğa. Haydar o, Haydar. Olabilir. O Haydar. Direksiyonun şeyleri de, pütürleri de üstüne de çatlamış işte, o sıkıntı. Siyah olduğundan dolayı güneş çok çabuk çekmiş. Evet evet, bir de plastik. Bu da şimdi temizlenince, bu da siyah ama bu biraz da... Çıkıyor. Ha, depo kapağını bu şekilde yaptık. Evet, dışına takacağız. Evet. Maskeleme yapıyoruz. Plastik yerlere. Bakalım böyle yıllardır dışarıda bekleyen bir araç bu malzemelerle ne kadar iyi hale gelebilecek, hep beraber göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Şimdi akalın bir pasta uyguluyoruz değil mi? Yani az önce zaten pasta uygulamadık. Şimdi öyle mi? Ha? Ne yaptık tam olarak? Fare gidericiyle keçe uygulayalım diye bir bakalım dedim de belki açar diye. Çünkü korkuyorum boyadan yani, ne olacağını bilmiyorum. Eti senin, kemiği benim ya. Rahat ol. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Oo, bak bak. Yoldan geldi ya, ondan böyle oldu. Pasta uzun yoldan geldi. Aynen. Çalkalanınca böyle oldu. Çok çalkalamışsın. Erdem Usta ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Ne biçim değişti ya böyle? Yuu! Vay vay! Arkadaşlar bakın. Böyleydi. Böyle oldu. 15 yıllık toz gidiyor. Hop! İşte bu. Ne diyorsun? Biraz daha iyi. Biraz daha iyi. Evet. Ama orijinal bak, tavan falan. Görüyor musun? Normalde bunlar gider, yırtılır. Şimdi şurada kül tablasına da bir bakayım. Ne var? Buradan hep sürprizler çıkar. Evet. Kabak çekirdeği. Burada kabak çekirdeği çıtlamışlar. Aynen duruyor. Çatmaklık gitmiş. Teyp yok. Vites topuzu değişik. Bunlar sonradan. İşte en son vites topuzlarından olması lazım. Ve 5 ileri zaten. Şu havalandırma ızgaraları çok orijinaldir. Hem cama verir hem de size doğru döndürebilirsiniz. Böyle yönlü. Turan Güneş Bulvarı'ndayız. Turan Güneş Bulvarı.
47 numaradayız, bekleriz. Evet, 8 silindir olarak gelenlere de ekstra indirim yaparsınız abi. Tabii yaparız mutlaka yani, orada bir indirim. Bize yazarlar yalnız indirim yapmazsanız, onu söyleyeyim. Yok mutlaka yaparız. Tamam indirim. Evet arkadaşlar, bekliyoruz o zaman Zibar Çankaya hepinizi de. Şimdi kapı içleri. Vay be. Cam olmuş artık sıcaktan. Arazide dura dura bakar mısın? Evet, beklenen an geldi. Şu hale bakın, rezil olmuş. Göreceğiz bakalım sonucu. Çıkan kiri gösterebilirsin abi şöyle. Evet, çıkan kir. Oh 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 bende. Oh ne kelime. Ne oluyor orada? Yağlamış oluyor. Nedir durum? Minik yok artık ya. Ne yaptın ya? Abi, vay vay. Bütün malı mülkü buraya yıkmış. Vallahi bütün malı mülkü buraya getirmiş İbrahim ya. Hakikaten. Çıtır çıtır yemişler ha. Salyangozdan tut. Erik çekirdeklerine. İçini falan yemiş. Farenin kendisi var mı acaba buralarda? İlginç. Önceden Passat'ın içinde biz ne bulmuştuk? Bir fare iskeleti bulmuştuk. Şimdi de böyle iskeletini bulmadık ama yuvasına çöktük yani resmen. Burası da tamam. Gıcır gıcır oldu. Her yerini görme şansımız oluyor bu sayede. Bakın kaporta kısımlarını da görebiliyoruz. Buralarda falan öyle paspus hiçbir şey görünmüyor. Vinil ve plastik hem temizleyici hem koruyucu ürünü kullanacağız. Bunlar zaten böyle simsiyah olmaz, onu söyleyeyim. Hatırlarsın. Yani hafif grimsi olur. Bir simsiyah hiçbir zaman olmadı Torosların. O yüzden bakalım ne kadar toplayacak. Mis. Tabii ki de böyle bırakmayacağız. Lastik parka gideceğiz. Hemen lastik parkın kanalında bu arada. Yani tozlu lastik serimizde. Orada hem jantlar elden geçecek. Eğri, hava kaçırıyor. Sübapları aynı şekilde. Hem boyanacak hem de lastikleri değişecek. Bitmedi. Bir de aracın altına bakacağız. Üstünü, içini, her yerini gördük. Altı kaldı. Şimdi çeşitli paslı yerler var. Oralara da rötuş yapacağız. Böyle bırakmayalım. Artık beyaz ne varsa elimizde onunla yapıyoruz. Arkadaşlar Toros hazır. Artık lastiğe götüreceğiz. Ondan sonra arazi, ama şimdi aracı detaylı bir şekilde size göstereceğim. İçi, dışı, motoru, her şey tamam. Şimdi gelin bir inceleyelim. O en başta gördüğümüz o boyalar vardı ya, ben boya akıp gidecek zannettim ama çok öyle bir şey olmadı. Yani o haline göre çok güzel toparladı. Evet, bir içini de açıp gösterelim arkadaşlara ya. Dışı burası, tamam. Orası yok, orası faal biraz. Sen aç. Manuel. Hoppa, işte bu. Arkadaşlar bakın. Üzerine bir beyaz tabaka var, o çıkmadı. Ama sonuç böyle. Abi airbag sağlam, gerisinde bilmiyorum. Airbag sağlam, gerisi hikaye. Durum bu. Gerçekten çok güzel oldu, çok. Kapı işleri maalesef problemli. Onlara belki sonra bir girişiriz. Burası da ayrı güzel. Yine aynı şekilde. Bakın. Ama Ethem abi buraya gel, sana bir şey göstereceğim. Geldim. Neymiş o ya? Bak gel. Yanaş bu tarafa. Bak şimdi. Toros AMG G63. Hah. Oh. Bir daha. Şimdi kapı elinde kalacak, bir diğer... Kalmaz. bu araba devrilir, o kapı yerinde kalır. Hey be, G serisi alt etmiş be. Sese bak. Bir de öne vur bakalım ya. Aa bak çıt. Çıt şey. Abi bak. Bir de kibar kapatalım. Ay Allah ya. Bak. İşte bu.
G serisi halt etmiş arkadaşlar. Sese bak. Bir de yakın verelim şöyle arkadaşlara. Hey be. Hey be. Bu kadar. İçi de böyle. İçtiğimiz kolluklarındaki sigara yanıkları hariç. Evet. Direksiyon bu şekilde. Her yerine güzel yaptık. Nedir? 2000 yılında olmasına rağmen koltukların süspansiyon kısmı yani. Evet. Baksana ne kadar yumuşak. Aynen. Somya gibi. Somyamsı. Motorundan gömülüyorsun içine böyle. Evet. Motoru da güzel oldu. Erdem orada da uğraştın mı ya motor kısmında? Evet. Üstteki paslar haricinde bayağı bir temizledik. Çok güzel oldu. Ben de beğendim. Ama hani o paslar falan birazcık şey. Ama geri kalanını da iyi toparladı. Yani yağlarından arındırdık. Ondan sonrasında yapabildiğimizce yani metal olmayan tüm aksam ve korumaları da vesairesini yaptık. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar çok çok önceden yapılmış bir rutuş. Hatta yaptıkları rutuş evet. Artık güneşin altında kavrulmuş. Burada çünkü altında şey var. Taş darbelerine rutuş yapmışlar. Birçok yerde var. Birçok yerde var. Bu boyaları çıkartmamız için zımpara yapmamız lazımdı. Biz o yöntemi seçmedik daha. Yani biz boyaya zarar vermeden en kısa yönden nasıl halledebiliriz? En iyi pozisyonuna getirdik. Yani bunda mükemmeliyet zaten bir sonraki adımı restorasyon. Arkadaşlar araç tamam. Şimdi tozlu lastik serimizde lastikler için sizi bekliyoruz. Lastik Park'ın kanalında. Size de çok teşekkür ederim beyler. Arkadaşları da bekliyoruz. İndiriminiz de var. Geldiğiniz zaman 8 silindir deyin. Ankara ve Çankaya'da Turan Güneş Bulvarı'ndaki Zibart'a bekliyoruz. Görüşmek üzere. Umarız videomuzda beğenmişsinizdir. Lastik Park'ın katkılarıyla size tozlu garajı sunduk.